Bugün aldım. Kulağını aldım. Kulağım buradan. Dostlar, şimdi bir kısa film galası var. Oraya doğru gidiyorum. Hazırlandım şöyle. Nasıl? Bizim mahalle. Oradan çıkıyorum şimdi. Vallahi fakir şey yapacağız. Otobüs, metrobüs yapacağız. Karşıya Beyoğlu'na gideceğiz. Şu an Ümraniye'deyim. Ümraniye'den Beyoğlu'na gideceğiz. Ama önce değerli dostum oyuncu Birgül Ulusoy'u alacağım. Onda bir kahve keyfisi yapacağız. Sonra gala şeyine geçeceğiz. Çünkü kanalımız 50 bini geçti. 50 bin kutlaması yapacağız kahveyle ama. Hadi bakalım. Oraya geçince, Birgül'le buluşunca tekrar bir merhaba diyeceğiz. Üsküdar'a geldik. Şöyle Birgül'le buluşacağız. Buluştuktan sonra Kabataş'a geçeceğiz. Vapurlar. Ardından ver elini gala. Sürpriz gala. Bakalım neresi olacak. Evet sevgili dostlar, bugün Birgül Ulusoy'la birlikte güzel bir filme geldik, kısa filme. Evet, bomba. Bayağı ödül dağılacak bir filme benziyor. Tabii. Yönetmeni ve yazanı aynı zamanda da oyuncusu Onur Doğan. Evet. Senin de çok yakın arkadaşın. Evet, evet. Neler hissediyorsun, nasıl bir film olacak sence? Kendi tarzında ses getiren bir film olacak. Çok distopik ve çok rahatsız edici bir film. Yani çok entelektüel bir bakışı var, ne diyeyim? Evet, o zaman izleyeceğiz, sonra senden de değerlendirme alacağım. Tamam. Tabii ki yönetmenle de, yapımcıyla da röportajlar gerçekleştirmeye çalışacağız. Peki. Hadi bakalım o zaman. Kolay gelsin sana. Kulağını aldım. Kulağım buradan. İyi ki o hain kafanı baltayla vücudumdan koparacak. Sana uyanların seni sevenlerin eline vereceğiz. Bomba filmini bize biraz anlatır mısın? Tabii Bomba benim Ömer Seyfettin çok geç tanıdığım yazarlardan bir tanesi. Bomba öyküsü de öyle oldu. Yaklaşık bir 4 yıl önce okudum öyküyü ve sonra filme uyarlama isteği ve düşüncesi hemen gelişti. Çünkü bu benim 3. kısa filmim. İlk 2 kısa filmimi kendim yazıp çekmiştim. Hikayeleri bana aitti ama benim de 3. bir film için bu sefer uyarlayabileceğim, başkasının yazdığı bir şeyi nerelere götürebileceğim hakkında denemeler yapmak istediğim bir dönemdeydim. O yüzden de hikaye öykü arayışındaydım. Ömer Seyfettin de tabii ki vefat edeli yaklaşık 100 yılı geçtiği için, 70 yıldan sonra yazarların eserlerinin telifleri de düştüğü için benim için uygun bir yazar ve uygun bir öykü haline geldi. Özellikle Bomba bir savaş öyküsü ve Ömer Seyfettin'in anlatım tarzı da hikayeyi korku gerilim türünde çekmeye çok müsait. Ben aslında öykünün orijinalini ve yapısını
pek bozmadan biraz daha istediğim tona, istediğim türe çekebildim filmi. O yüzden bir uyarlama denerken de kendi yorumlarımı katmak olsun, yapmak istediklerimi değiştirmek, dönüştürmek olsun, o açıdan mutlu olduğumda bir film oldu. Değiştirmeye, dönüştürmeye müsait bir öykü olduğunu görünce bu filmi çekmeye karar verdim. İyi ki o hain kafanı baltayla vücudundan koparacak, sana uyanların seni sevenlerin eline vereceğiz. Peki nasıl, sonuçtan memnun musun? Aslında sonuçları çok yeni aldığımız bir dönemdeyiz. Filmi yaklaşık 2 ay önce tamamladık post prodüksiyonda ve 1 aydır da festivallere yolluyoruz ya da festivallerden sonuçların yeni geldiği bir dönemdeyiz. Bizim için gayet güzel ilerliyor şu an süreç. Filmi Tiran Film Festivali'nde açacak olmaktan dolayı çok mutluyuz. Tiran hem Avrupa'da bilindik bir festival, önemli bir festival Avrupa'da. Çünkü Oscar ve Avrupa Film Ödülleri yetkilendirmesi bulunan bir festival. Ve karma bir festival. Burada bu derece det içeren ya da ağır bir korku filmini seçmeleri bizi cesaretlendirdi ve mutlu olmamızı sağladı. O yüzden burada açılacak olmaktan çok mutluyuz. Onun dışında genre festivalleri de dünyanın farklı bölgelerinden, işte Meksika, Amerika, Costa Rica, Fransa, İtalya gibi buralarda seçkiler almaya başladık. O yüzden güzel açıldık. Türkiye premierimiz, Türkiye'de açılacak festivalimiz şu an için belli değil. Çünkü dediğim gibi yeni yeni festivallere göndermeye başladık. Takvimsel olarak da Türkiye'de açıklanan festivallerden hala sonuç beklediğimiz bir süreçteyiz. Umarım Türkiye'de de seyirci ile buluşur ve karşılığını bulur. Bunun içinde bomba var. Normalde uzun metrajını çekelim diye yaptığımız bir kısa film değil bu. Başlı başına bir kısa filmdi. Ama hem hikayenin müsait oluşu, hem anlatmak istediğimiz, eklemek istediğimiz farklı yan öyküler, bu hikayeyi biraz daha geliştirmek ve daha geniş bir kitleye ulaştırmanın mümkün olabileceğini düşündüğümüz için bir yandan şu anda Bomba'nın uzun metrajı için çalışmaya başladık diyebilirim. Uzun metrajı ne zaman düşünüyorsun? 2026 için düşünüyoruz uzun metrajı. Biz bu kısa filmde tamamen yapımcımla birlikte kendimiz finanse ederek, kendi sermayemizle yaptık filmi. Ama uzun metrajı yaparken senaryo yazım destekleri, film geliştirme destekleri gibi hem pitchinglere başvurmak, film destek fonlarına başvurmak gibi düşüncelerimiz var. Olabildiğince destek almak, olabildiğince fikir, görüş almak, senaryo geliştirerek gitmek. Buraları da denemek istiyoruz. Kısa filmde kendimiz hareket ettik ama burada belki başka ortak yapımcılar, belki yurt dışı film fonları gibi şanslarımızı da denemek istiyoruz. Bunların ışığında da 2025'te senaryo biterse eğer 2026 gibi prodüksiyon seti düşünebiliriz. O zaman şimdiden başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Eğer sözünü tutarsan kocanı da görürsün. Evet, ilk soruyla hemen başlayalım. Filmin süreci nasıl gelişti? Neler yaptınız? Zorlandınız mı? Neler yaşadınız? Merhaba, Kerem Kurtuluş ben. Bomba filminin yapımcısıyım. Bomba proje halindeyken de aslında bizi çok heyecanlandıran bir projeydi. Biz Onur'la çok eski arkadaşız. Hep film yapma hayallerimiz vardı. Onur bu filmi yapmak istediğini bana açtığında ve beraber yapalım dediğinde ben de çok heyecanlandım. Çünkü sinema bizim çocukluk aşkımız. Yani çocukluktan beri hep sinema yapmak istiyorduk. Bomba filmiyle de aslında hayallerimizin, o hedeflediğimiz hayalleri gerçekleştirdiğimiz bir iş oldu aslında. Çok içimize sindi. Festivallerde de karşılığını alıyor aslında. Ve bugün Atatürk Kültür Merkezi'ndeyiz. Burada bir filme gösterim yapmak aslında bizim için çok büyük bir olay oldu her zaman. Ve bugün buradayız. Herkes hayallerini umarım böyle gerçekleştirebilir. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Bomba filmine gelince... Yaklaşma bana! Bomba filmi aslında okumayı seven insanların bildiği bir hikaye. Çünkü Ömer Seyfettin'in yıllar önce yazdığı bir hikaye. 1911 yılında Balkanlar'da geçiyor ve bu hikayenin şöyle bir avantajı var. Şöyle bir detayı var. Ömer Seyfettin yaşadığı deneyimlerden yola çıkarak aslında bu kitabı yazmış. Ve biraz gerilim dolu da bir hikaye. Bu tarz şeyleri insanların önüne sürmek aslında önemli çünkü unutulmaması gerekiyor. Dünyada bizim de bilmediğimiz savaşlar oluyor ve bu savaşlarda pek çok şiddet olayları mevcut. Biz de bunu bir nebze, günümüzdeki de biz çok savaşın olduğu bu yıllarda
göstermek istedik. Unutulmamasını istedik. Umarım film severler filmimizi sever ve biz de film yapmaya devam ederiz. Film çok distopik bir film. Böyle sizi çivili bir tahta üzerinde oturtturuyor. Bir anda dünya değişir diye bir cümle vardır. Bilenler bilir. Filmde bir anda dünya değişiyor. Çok rahatsız edici. Ama çok gerçek. Uzun zamandır izlediğim kaliteli işlerden biri. Kaliteye zaten hasretiz. Biliyorsun. Maalesef. Çok kaliteli bir iş. Gerçekten. Üzerinde uzun süre düşünülmüş ve kameraya alınmış bir iş. Evet sevgili dostlar, filmi izledik. Filmin değerlendirmesini de gerçekleştirdik. Gayet güzeldi. Ben çok beğendim. Sen de yorumlarını yaptın zaten. Evet. Ve galiba filmin uzun metrajı da gelecek gibi. Zaten buna bir uzun metraj yakışır. Tadı damağımızda kaldı. Evet. Siz de paylaşacağımız görsellerle ilgili, çünkü çok az görüntü koyabileceğiz fragmanları gibi, telif yememek için. Siz de bu gördüğünüz videoyla ilgili tamamıyla ilgili görüşlerinizi yoruma yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olun. Videoyu beğenin ve yorum atın. Bay bay. Bir sonraki galada görüşürüz.